Dostlarım selamünaleyküm. Bugün bu jant kapaklarını, yani jant göbek kapağı. Benim bunlar artık tozdan kirden uçtu gitti. Bir tanesini aldım. Sadece şu H harfini güzelce çıkarttım. Bunu güzelce şunları temizleyip güzelce zımpara atacağız. Kırmızıya boyayacağız. Bu H harfini sarıyla işleyeceğiz. Sonra bunları güzelce vernikleyeceğiz ve jantlarımıza takacağız. Bunları nereye mi takıyoruz? Hemen onları da göstereyim. İşte buraya. Ne kadar çirkin duruyor değil mi? Buraya. Çok çirkin duruyor ya. Neyse. Bunu yapım aşamasında görüşmek üzere. Evet dostlar, bunları güzelce zımparalayacağız. Astarlayacağız. Tabii bir tanesini atmadım şunu. H harfini çıkarttım. Şu çevresini kullanacağım. Sadece H harfini kullanacağım. Bunu böyle kalıp halinde kullanacağım. Boyayacağım. Bunları güzelce zımparaladıktan sonra astarlayacağız. Astar hangisiydi? Heh, şu. Astarlayacağız. Sonra maviye boyayacağız. Sonra bunu koyacağız. Bu biraz bakır rengini andırıyor. H harfini bakır rengiyle çıkartıp sonradan vernikleyeceğiz ve arabamıza takacağız. Bakalım nasıl olur. Evet dostlar, zımpara işlemimizi yaptık. Şu köşeleri pek yapamadım ama mühim değil. Hepsi tamam. Güzel, pürüzsüz. Şimdi hepsi tamam. Temizlendi zımparadan sonra. Toz falan kalmayacak çünkü boya tutmaz. Tabii ilk önce astar atacağız. Bu... Dostlar güzelce maviye boyadık. Bunları biraz kurumaya bırakıyoruz. O kadar da boyanın kendi de parlakmış he. Tamam. Sonra bunu güzelce yerleştirip bakırımsı rengimizle Honda'nın H'sini çıkartıp daha sonra tekrar kurumaya bırakıp sonra arabaya takacağız. Videodayım. Elimizden geldiğince kalıp halinde yaptık bunu. Tabii birkaç aksaklık oldu. Şu kenarlarını tekrar fırçayla boyayacağız. Sonra vernik aşamasını bitirip tekrar kurumaya bırakıp sonra aracın üstünde deneyeceğiz. Bence güzel oldu. Sen ne diyorsun? Evet, kameradan vallahi daha güzel gözüküyor. Vallahi verniklemeye bile gerek yok ama gerçi boyayı korumak için verniklerim. Bence müthiş oldu. Yani tamam, biraz yamuk var oldu ama hiç yoktan iyi. Evet dostlar, boyadık, vernikledik. Tabi o H harfini yapıştırıp üstünde boyadık, sonra vernikledik. Bakır rengi düşünüyordum ama kahverengi çıktı. Ama güzel durdu ya. Hani hiç yoktan iyi. En azından orada güzel bir görüntü oluşturacağını düşünüyorum. Arabanın rengiyle de uyumlu. Bunu şimdi arabada deneme zamanı geldi. Güzelce de vernikledik. Dış etkenlere karşı korumalı olacak. Suya, yağmur, çamur, ofrat bile yaparız. Sıkıntı yok. Gayet güzel oldu. Bu halkayı almadım. Sadece H harfini kullanmak istedim. Belki ilerleyen zamanlarda şunları sarıya boyarız. Ama şimdilik böyle kullanacağım. Benim gayet hoşuma gitti. Siz ne düşünürsünüz bilmem.